Yenikent Meydanı projesiyle ilgili olarak davetleri üzerine esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bizim derdimiz Adıyaman. Adıyaman için verilecek her kararın takipçisiyiz ve en iyisinin yapılması için mücadelemize devam edeceğiz," dedi. Binaları, aleykümselam, binaları yenileyip burada bir proje yapıp değişiklik yapmak için bir çalışma yapmışlar. Tabii daha ortada bir şey yok, bir taslak aşamasında. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yenikent Meydanı projesiyle ilgili olarak davetleri üzerine Göle Batmaz Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi. Ankara'ya gittik. Burada bakanlık yetkilileriyle görüştük. Çevre Şehircilik, Emlak Daire... Toplantıda 50'ye yakın esnaf projeyle ilgili olarak hak mağduriyeti konusu başta olmak üzere endişelerini ve taleplerini dile getirdi. Eleştirilerimizi söyledik. Bu işin... Esnafın görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Tutdere de esnafa mağduriyet yaşatmayacaklarını ve her zaman esnafın yanında olacaklarını dile getirdi. Bu bölgede özellikle Atatürk Bulvarı, işte Sağlık Ocağı Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Aşağı Kale Çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir projesi var. Adı Kent Meydanı Projesi. Böyle bir proje. Burada bir yenilemeye. Binaları, aleykümselam, binaları yenileyip burada bir proje yapıp değişiklik yapmak için bir çalışma yapmışlar. Tabii daha ortada bir şey yok. Bir taslak aşamasında. Biz de bunu sizin gibi bir baktık sosyal medyada işte duyurulunca biz dedik bu ne yani? Biz de belediyeyiz. Bizim de haberimiz yok. Niye acaba? Neyin nesli falan. Peşine düştük. Ankara'ya gittik. Burada bakanlık yetkilileriyle görüştük. Çevre Şehircilik Emlak Daire Başkanlığı ile görüştük. Sonra Bakan Bey buraya geldi. Bakan Bey konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Valilikle bir iki toplantı yaptık. O projeyle ilgili eleştirilerimizi söyledik. Bu işin nasıl olması gerektiği konusunda önerilerimizi söyledik belediye olarak. Haklı olarak belediyenin taşınmazları var. Bizim halimiz ne olacak? Onu da sorduk. Evet. Esnafımızın durumu ne olacak? Esnaf bu süreçte nasıl mağduriyeti nasıl giderilecek veya mağdur olmaması için hangi tedbirler alınacak, neler yapabiliriz vesairesini tartıştık, konuştuk ama zaten önümüzdeki günlerde Vali Bey de bir halk toplantısı yapacak. Yani daha bu iş taslak aşaması, daha yani daha işte talepler alınacak, fikirler alınacak, sizlerin de öneriler alınacak, ondan sonra da bir projeye dönüşecek. Bu konuda ben zaten şu ana caddeyi, heykel çevresini tek tek fırsat buldukça günde 1-2 saatimi ayırıyorum. Vatandaşlarım, sizin esnaf kardeşlerimizi de dükkanlarına ziyaret edip fikirlerini de alıyorum. Ve onların hepsini not alıp rapor haline de getireceğim. Bugün de sizlerle aynı konuyla ilgili çok da güzel oldu. Siz hepiniz, benim işim de kolay oldu. Hep beraber en azından bir istişare edelim, bir fikir alışverişinde bulunalım. Ona göre önerilerimizi somutlaştırıp gerekse vali beye, gerekse bakana gidip derdimizi anlatalım.